Çok şükür. Çocuklar merak etmişler, getirmek zorunda kaldık. Aynen. Normalde yasak ama... Almine çok ağladı. Çok ağladığı için Almine görmek istedi Leki. Deniz'im de öyle. Çocuklar mutlu oldunuz mu? Aldık. Evet. Hemen çok çok konuşmuyor, çok konuşmuyor zaten. Çocuklar da korkuyor bir şey olur diye. Çok konuşmuyor. Evet, çok konuşma. Yaklaşmıyorlar. Korkuyor. Bir şey yapıyorlar, korkuyorlar ya haklı olarak. Ama şu anda annelik için... Korkacak bir şey yok anneciğim şimdi. Sadece şey yapmayacak, kafasını böyle tutacak. Gel, yukarı geçme. Yok yok korkma ben dengeli geçiyorum annem. O yerim seni. Yok yok. Yok sen ne alacaktın? Geçme diyor sonra diyor anneme zarar verirsin diyor. Annene dedim ki gel yanıma doğru. Yok. Gelemem diyor. Ay. Çok korkuyorlar ürküyorlar ya. Çocuklar. Ama bitti işte bu kadardı. Çok şükür Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Allah'ım. Kavuştuk. Oldu bitti. Allah'ım. Çocukların mutluluğu başka ya. Gözlerinden okunuyor. Ayakta pıtır pıtırlar. Annelerin böyle görünce daha mutlu oldular. Çok ağladılar ya. Gerçekten. İki gündür biz de mahvolduk. Allah biliyor ya. Dişlerim ağrıyor sıkmaktan. Konuşamıyorum. Ben pek ifade edemem kendimi fazla. Hep içime atarım. Anne. Rahatladım ama çok şükür. Beklerken zor oldu. Maskeyi. Evet, maskeyi burada takmasam da olur annem. Korkma anneye de bir şey olmaz, bana da bir şey olmaz. Evet, çünkü hepimiz testle geliyoruz buraya. Çocuk kimseyle de temasımız olmuyor anneciğim. Zaten yasak. Normalde, ziyaretçi dikkat edicisini almıyorlar buraya. Evet, evet, siz çocuk olduğunuz için size özel, hemşire ablanız özel izin verdi. Normalde verdi. Yasak. Yasak normalde, kimse siz giremiyor. Anne seni ağlamana kıyamamış. Anne, ya oradaki sen... abla. Ne yapsın? O gün ödüğü için parçalan. Ay sus anne diyor. Acıyacak diyor bazı. Dayanamıyorlar. Yani şimdi ben zaten siz gidince anneni uyutacağım. Evet. Hiç konuşmayacağım. Bir ses şey olmasın yani kendi kendine uyur o zaten. Serolu bitti. Bir daha hemşire abla serolu takacak ona. Bu gece buradayız. Yarın Allah büyük doktor bakalım çık derse çıkarız. Ha, bu gece buradayız ama. Belki yarın da para özelmişim. Belli bir iki gün ama. Çünkü o kafayı... Heves etmeyin her şeyi. Anladın? Böyle tutmak zorunda. Bunun zaten ben şansı yok. Hiç yok. Ama sonra... Sonra. Aymışım sen bana bol bol dua et. Deniz de bol bol dua et. İyileştikten sonra boynunu oynatabilecek. Bir şey kalmayacak inşallah. Ben yolunu da çıkartacağım anne. O zaman çıkarttım zaten tamamdır. Güzelmiştir. Hani gelsin de yeter. Yeter gelir mi? Evet. Anne sen ameliyat aynına bu gece bu akşam ağlamadın mı anne? Yok canım bugün benle yattı uyudu. Ama babasıyla yatmış. Sen ne yatıyor iki gece? Ameliyata girmediğinde hep görüntüsü alıyor. Her dakika. Çocuklar tabii ki merak edecek ya. Akşam öyle bir şey. Annem ameliyat olduk böyle bir beni arıyor. Bir dakika sonra annemi arıyorlar. Bir annem geldi bir ameliyata mı girdi? Çok komik gidiyor Deniz'in lafı. Aynen. Ulaşamamış ama ya da mı girdi diyor. Aşkım, Deniz'im. Buradan bakabilirsin annene. Çık koltuğun üstüne. Bak anneni görebilirsin böyle. Ben pek bir şey yapamam. Beni tut, beni tut. Beni. Gözlerinden yaşlar akıyor çünkü şeyden. Üşüdü orada. Anladın mı ben? Oh çok şükür. Bir aradayız ve mutluyuz. Şükürler olsun, hamd olsun Allah'ıma. Kızım düşersin. Ayakkabılarını çıkar hayatım öyle çıkıyor. Ziyaretçilerimiz. Aymış de dedim. Ama Allah'ıma şükür olsun. Hep dedim ki ilk hani odaya dedim çıkmak nasip olsun dedim. İşte hani eşimi, çocuklarımı, annemi dedim. Anne görebiliyor musun? Görmek dedim nasip olsun inşallah dedim. Hani. Aynı odama dedim geri dönmek nasip olsun. Tut görmek istiyorsan burada kalabilirsin biraz. Allah'tan da odama çıkabilirsin. Tamam. Çok şükür. Aklıma şey geldi acaba da böyle kültür içerisinde yoğun bakıda bilmem ne ama başka güzel geçti. İyi geçti, iyi geçti çok şükür. Biraz üşüyorsun herhalde. Üşüyorum. O yapar, yapar ama. Bugün hep üşürsün hep. Çünkü Allah orada Allah. Mecburen yapıyorlar. 7-8 saat daha aç kalacağım. Aç kalacaksın. 8 saat. 8, ha 7-8 saat dedi doktor. Ondan sonra dedi
Azıcık yoğurt, yani, azıcık çorba. Akşam 9-10'a kadar mı, öyle bir şey mi? Çorba verirsin dedi. Boğazın içinde pastil dedi, al dedi. Boğazım yanıyor. Ama hani pastil aldıklarından... yok değil mi? Gerçekten de doktoruyla alakalı bence bu, gerçekten de. Evet, doktoruyla alakalı. O lips. Pastili eczaneden de alabilirsin. Ha, pastil olsun dedi. O lips vardır belki, kantine bakarız. Evet. Yoksa eczaneden pastil. 6'da falan başlar. Çünkü ağrı yapacakmış o sonra. Hmm. Sonra. Şey yapacak, narkoz gidecek ya. Sanki balgam oluşmaya başladı mı? Oluşur, oluşur annem, çok şükür. Ben buna hep razıyım. Ne oğlum? Ben daha farklı bekliyorum. Tatılıyor mu? Ona bakacağız. Sabah alırsın. Daha da çok. Ben de çok korkuyordum açıkçası. Ben de çok. Bu ağrı zaten dedim ya, ağrım olsun dedim, yeter ki dedim sağlıklı odama gidebilirim dedim. Gerçekten de öyle düşünüyorum. İnşallah yani ne kadar ağrım olursa olsun dedim. Vallahi öyle düşündüm. Yani bir an önce şu odama gideyim, çocukları göreyim. Heh, vallahi aynı kafasında. Koyabilirim onu. Yeter herkes, Murat'ı, seni, herkesi bunu görmek nasip olsun. Uuuuy. Allah uzun ömürler versin. Aman yavrum, dur da. Hayırlı, sağlıklı. Daha dur. Torunlarını göreceğim benim gibi. Allah izin verirse. Allah bilir onu. Heh, Allah izin verirse. Ben karşısına... Daha çok şey göreceksin yavrum. Hala karşısı mezarlık diyor ya. Yani karşı mezarlığı takma kadar zaten. Takıp zaten oraya gömmeyecekler bizi, rahat ol. Ay Murat, orada bitmiş ya. Zaten mezarlık yok. Orada yeşillik gözüküyor, zaten mezarlık gözükmüyor. Sadece yeşillik gözüküyor. Allah hepinizden razı olsun, soranlardan, arayanlardan. Kur'an okuyanlardan, hatim indirenlerden. Hepsinden tek tek haklarınızı helal edin. Sayenizde, yani gerçekten duaların sayesinde. Yani başkasının başkasına ettiği dua geçer diyorlar ya, çok çok doğru. İlk önce Allah'a sonra... Tanı tanıma, demek ki dua edeceksin. Allah, hani en kötü duamız Allah ıslah etsin. Bunu öğrettiler büyüklerimiz bize geçmişte. Hani o da beddua değil yani, aslında dua. Allah ıslah etsin. Hani kötü bir şey gördüğümüz zaman. Kesinlikle. Allah iyi yola soksun anlamındadır. Şükürler olsun ya. İnşallah güzel geçer. Oy canım kızım, babası da özledi hemen. Yanaşmıyorlar da annelerine. Yanaşıyor, korkuyorlar. Korkuyorlar sana zarar veririz. Hı? Diye. Evet, demin diyorum ki Özcan benim yok yani, diyor. Canım acırsa diyor. Ne oldu diyor, burada şurayı gösteriyor yani, buradan korkmuş. Anne diyor, burayı komple kestiler diyor. Yok yavrum, orası çenesi. Alttan. Anladın mı? Bantlı zaten orası. Kenarda. Bantlı mı annem? Neresi bantlı? Bak bantlı yani. Sol tarafı, bantlı tarafı. Burası değil mi? Buradan oraya kadar. Bantlı. Ne? Buradan oraya kadar bantlı. Gerçekten. Çok hayatım, sadece bantlı olan boyun kısmı. Yani bantlı geniş yapıştırmışlar ki tutsun buradan yani. Buradan oraya kadar bantlı. Komple yani kesmediler boynunu. Yani oraya kestiler diye bir şey yok. Yok yavrum, yok. Yani daha duymaz sarılar bantlı. O kas. Buralardakiler değil ya. Çenesindekinden korkmana gerek yok, çeneden. Şey bantladılar mı? Biraz şey görüyorum. Dikişlediler, bantladılar. Ne yapıyorum sana? Ben sana ne yapıyorum? 2,5-3 saat tabutladı. 2,5 saat ameliyat sürdü. 3 saat orada kaldım, soğukta. Bak bana. Bakamaz oğlum, çeviremiyor boyunu. Çeviremiyor. Şey yapamıyorum, bir net göremiyorum. Annem bulanık böyle fazla şey yapamıyorum. Böyle el salladığımı gördün mü? Görüyorum da hepimiz. Şey olarak gözlerim çok şey yapıyor, yanıyor. Yanıyor değil mi? Soğuktan da yandı o gözler. O yüzden aktı zaten. Azıcık dalabilsem şöyle bir saat belki. Biz gittim mi? Uyur uyur biraz. Kesintisiz bir şey olur vücut. İçim ısınıyor. Ayağını sorarım. Ne kadar kestiniz? Ne kadar kestiniz beni? Bu kadar mı? Bu kadar mı dersin? Kestiniz beni dersin. Ama çok iyi bir doktoru var ya. Süper. Geldi, ne güzel anlattı. Birol Hoca mı? Evet, Birol Hoca. Ya, bayraktır. Süper, gerçekten hoşuma gitti. Tanıyor mu o Birol Hoca'yı? Burada tanıştık mı? Burada tanıştınız ama mükemmel. Yani hiç özel hastane, İli hafif, özel hastane demeyin hiç. Hiç demeyin özel hastane. Devlette çok güzel yani, hastalarımız var, yani şey doktorlarımız var. Tabii ki de özel hastanelerde sadece sonsuz ama hep para tutar çoğu bazı şeyler. Ama devlette de çok güzel doktorlarımız var, mükemmel. Hocamız hele çok mükemmel. Ameliyatımızı gerçekten, bir de psikolojik mende çok güzel
Dün Helen bizi çok güldürdü zaten bir olacak. Dün ben saat 4'e kadar aç kaldım. 4'te doğru odaya girdi. Hemşireye sordum, yiyebilir miyim dedim. Ye dedi, daha aç kalma dedi, hani şey yapma dedi. Kendini aç bırakma, hemen yemek ye, bir şeyler ye dedi. Bir tane muz yedim. Ondan sonra da böyle yaptı. Tam elimde muz vardı. Doktor bir anda patladı. Kedi mi yoksa dedi. Ben de korktum hocam. Ben de böyle kaldım. Acaba dedim apar topar ameliyata mı alıyor diyorum. Çocuk gibi elindeki muzu gösterdim. Hocam dedim bir tane muz yedi. Şaka yapıyorum dedi. Yarın sabah alacağım seni dedi ama bizi güldürdü. Psikolojimizi yani rahatlattı. Ameliyat bugün de aynı. De rahatlattı. Şimdi de geldi. Evet şu anda da geldi. Saat 8 gibi ben buna 1-2 kaşık yoğurt. 9'da mı tuttum? 9 ya 9-8 çok da fark etmez fark hayatım. Fark etmiyor. 7-8 saat dedi. O zaman 10-11 gibi ya. Ya 11-12 de olur fark etmez. Ya bura. Çünkü yutkunmanı biraz rahatlatsın. Anladın mı bir şeyler yersen? Çorba da olabilir. Gece şu yoğurdu veririm. Hı-hı. Akşam çorba alırım şurada. Tamam. Kılık yoğurtlarımı soğuk yerim. Herhalde bu dışarıda tutacağız anneciğim. Bir de pastil tamam. He pastil. Bu akşam böyle idare edeceksin. Yarın sabah bilmiyorum ne çıkar kahvaltıya. Yürürler mi yarın sabah? Ben bir şeyler söylerim. Evet. Susuz mu? Şeysiz üyeler. Belki de katı vermezler yine. Boğaz ya. He boğaz olduğu için katı vermezler. Tabii sonra ağrı çekelim. Onu bilemem. Tamam. Çenen düştü yine hadi. Menalar. Allah'a emanet olun. Hemşire dinleyin. Haklarınızı helal edin. Bize destek verdiğiniz için, dua ettiğiniz için Allah razı olsun. Binlerce kere hepinizden. Hakkınızı helal edin. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun.